Değerli izleyenler, Sarp Apak'ta 2016 yılında Evlenenler Kervanı'na katılan ünlü isimlerden biri olmak için hazırlık yapıyor. Aslında ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu Bengüsü Uzunöz'le 2017 yılında evleneceğini açıklamıştı. Bakın düğün tarihi neden öne çekildi? Çok güzelmiş. Ünlü oyuncu Sarp Apak, uzatmalı sevgilisi Bengüsü Uzunöz'le evleniyor. Herkes uygun olduğu bir zamanı denk getirmeye bağlı. Düğün tarihi neden değiştirildi? Yüzü buradan buraya geçireceğiz yani. Bu yazın tamamını Ege'de tatil yaparak geçiren ünlü oyuncu Sarp Apak, sezonun yaklaşmasıyla nihayet İstanbul'a döndü. İstanbul'da çalışmalar başlıyor işte. Onlar için ufak tefek görüşmelerimiz var. Onun için geldim zaten medyaya. Yuvarlak gözlükleri ve salaş kıyafetiyle hala tatil modunda görünse de aslında dinlenmeye daha yeni başlamış. Yaz boyu tatil yapacağım diye yorgunluktan canı çıkmış desek yeri. Tatil güzel geçti yani. Arkadaşlarımız yaptık, ailemiz yaptık. Bir sürü nişan, düğün plan vardı. Vatani görevleri yaptık işte. Bilmez miyiz Sarp Bey? Sevgiliniz Bengüsü Uzunöz'le hiçbir düğünü kaçırmadınız. Teşekkür ederiz. Yaz boyu tüm düğünlere konuk oldunuz. Biz sizin düğününüze ne zaman konuk olacağız Sarp Bey? Evet, biz de yapacağız. Ne zaman kısmet? Biz de yapacağız. Sarp Apak ve Bengüsü Uzunöz çok uzun süredir birlikte. Her yerde el ele göz gözeler. Hayranları artık mutlu bir haber bekliyordu ki beklenen haberi Sarp Apak verdi. El ele olsak, hiç ayrılmazsak, dünyada en çok seven ikimiz olsak. Evlilik için son viraja girmiş Sarp Apak. Hatta düğün tarihini öne çekmeyi planlıyormuş. 2017'de düşünüyorduk ama belki öne de çekebiliriz. Bakalım, şeye bağlı yani. Hani herkes uygun olduğu bir zamanı denk getirmeye bağlı. Çalışırken biraz zor olabilir. Çok da heyecanlı ünlü oyuncu. Heyecan tabii var ya. Sonuçta yani nazar değmesin. Aradığın insanı bulmak çok güzel bir şey. Damat adayları genelde heyecanın yanında stresle yaşar. Ama Sarp Apak son derece sakin. Bakın neden. Evlilik ailelerimizle iyi anlaştığı için bizim için biraz yani öyle şey bir stresli bir iş değil yani. Bir araya gelip bir kutlama yapacağız, öyle söyleyeyim. Yüzü buradan buraya geçireceğiz yani. En son 2014 yılında Yalan Dünya dizisinde Emir karakteriyle izlemiştik Sarp Apak'ı. Emir, bu hafta setin yoksa Kelebekler Vadisi'ne gidelim mi? Kelebekler Vadisi. Çadır muhabbeti. Böcekler, möcekler, sinekler, klima yok, tuvalet pis mi temiz mi belli değil. Nereden özeniyorsunuz kızım böyle şeylere ya? Yalan Dünya'dan sonra sinema perdesi ve tiyatro sahnesinde boy gösterse de ekranda yoktu ünlü oyuncu. Ama bu yıl hasret bitiyormuş. Bir tane şey var güzel, böyle heveslendirecek şeyler var. Bir tanesini yapacağım herhalde. Onun dışında tiyatro devam ediyor, reklamımız devam ediyor. Bu sene öyle geçecek gibi gözüküyor. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'dan doğacak çocuklarına dev miras. Bu şarkıyı da biz zaten hatıra olsun diye yaptık. Hem de çocuklarımıza bir anı olsun diye istiyoruz. Dalkılıç'ın Harbiye konserinden hiçbir yerde görmediğiniz görüntüler ve röportajlar Magazin 8'de. Ben radyomu açarım yemek yaparken, hep dinlerim. Düzgün biriyle karşılaşınca mutlaka olacaktır. Kilo vereyim derken daha da kilo almak istemiyorsanız sıradaki haberimizi dikkatle izleyin. Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli light gıdalardaki tehlikeleri anlatıyor. Ben sadece light ürün yiyorum ama kilo alıyorum diyebilirim. Kilo vermek için diyet listelerinin temelini oluşturan light gıdalar aslında kilo mu aldırıyor? Light diye bir ürünü yiyorsanız hata yapıyorsunuz. Özellikle kilo veren hanımların son yıllardaki başvurduğu en yaygın yöntemlerden biri light ürünler. Kilo vermek için yenilen light gıdaların kilo aldırabileceğini biliyor musunuz? Bir insan ben sadece light ürün yiyorum ama kilo alıyorum diyebilir. Bu söylemleri çok sık duyarız. Ama bir ürünün üstünde şu ibarelere çok dikkat etmek lazım. O ürün light mı? Şekeri azaltılmış mı? Yağ azaltılmış mı? Ya da o ürünün kalori kısıtlaması mı var? Yani her light ürün her bünye için uygun değil. Kalorisi azaltılmış ve içinde diyelim ki yağ oranı düşürülmüş. Bu nedenle kalorisi azaltılmış ama içinde şeker var. Eğer siz şeker hastasıysanız ve içinde şeker barındıran light diye bir ürünü yiyorsanız hata yapıyorsunuz demek. İşte bir örnek. Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli light ürünlerin içerik bilgilerini okumanızı tavsiye ediyor. Hangi bir ürünü satın alırken hangi maksatla aldınız ve neye bakmanız gerektiğini çok iyi alıp bilerek bakmalısınız. Light gıda yediği halde hızla kilo alanlar dikkat. Bu kısım sizi yakından ilgilendiriyor.
Ben light ürün yiyorum. Nasıl olsa yağ azaltılmış bunun veya şekeri yok. İçine tatlandırıcı koyularak hazırlanmış deyip bir tane yemek yerine 3 tane 5 tane yerseniz o zaman ciddi anlamda kilolanırsınız. Tüm ürünlerin üstünde light ibaresi olsa da hepsinin kullanım amacı farklı. Kiminin tuzu, kiminin şekeri azaltılıyor. Öncelikle bir doktor eşliğinde sizin kilo vermek için şekeri mi yoksa tuzu mu kesmeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Ciddi anlamda herhangi bir nedenle özel bir ürün alıyorsanız bu ürünün niye aldığınıza ve üstünde yazılı olan ibarelere çok dikkat ederek alın. O zaman gerçekten zarar yerine faydasını görürsünüz.